Ömer Bey hoş geldiniz girişime. Hoş bulduk. Bugün sizden kurucusu olduğunuz otomotivin geleceği tasarım yarışmasını dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok memnunum. Bu startup ortamı zaten bana artı bir enerji veriyor. Bu açıdan güne iyi başlıyorum. Bu yarışma fikri nereden ortaya çıktı? Bundan bir bahseder misiniz? 10 yıl önce ben timde otomotiv sektör kurulu başkanıydım. Orada bütün sektörlerde bir katma değer hareketi başlatalım ve Türkiye'ye katma değerli daha çok içinde alın terinden çok akıl teri olan işler kazandıralım ve bu farkındalığı da nasıl yaratalım diye konuşunca ilk olan proje pazarları fikri ortaya çıktı. Bir projesi olan bize başvuracak, biz onu değerlendireceğiz ve o yarışmadan da kendisini bir ödülle göndereceğiz. İş böyle başladı. İlk yaptığımızda hakikaten çok güzel başvurular oldu otomotivle ilgili. Sonra baktık ki yani biz bu yarışmayı yapıyoruz ve ödüllendiriyoruz. Sonra da insanlar kaybolup gidiyor. Ama esas otomotivin ihtiyacı gelecekteki otomotiv dünyasına hem ilgili mühendisleri bununla ilgili yöneticileri kazandırtmak hem de ilerideki Türkiye'nin ihracatını arttırmak, katma değeri arttırmak için de yeni ürünler, projeler geliştirmek olması lazım ve bunun devamlılığını sağlamamız lazım. Tabii o günlerde 10 yıl önce mobility bu kadar popüler değildi. Startup dünyası, ekosistem bu kadar popüler değildi. Ama bizim amacımız işte bu projeleri ortaya çıkaralım, ve bu projelere destek verelim. Biz yan sanayiciler, ana sanayiciler onlara mentorluk, nasıl pivot edebileceklerini, işleri nasıl daha iyi yapabileceklerini destek olalım. Yani tamamen amatörce başladı. Fakat ikinci senenin sonunda ben dedim ki ya bu iş artık yavaş yavaş e, startup dünyasına doğru dönmesi lazım. Bizim bu projelere sahip çıkmamız lazım. İlk örneği de sen gayet iyi biliyorsun. Farplus olarak biz dedik ki bir örnek yaratalım, bir tanesine yatırım yapalım. İkinci yarışmadan çıkan arkadaşları aldık, kendi bünyemize yatırım yaptık. Onlar Komodif diye bir startup oluşturdular. Sonra kurucularından Gökşen, ben dedi scooter dünyasına gireceğim. Tamam dedik, seni oradan alalım, scooter tarafına geçirelim. Ve scooter tarafında da dedi ki herkes scooter yapıyor, sen başka bir şey yap. O da şarj istasyonuna e, geçti. Ve Çağrı ile beraber yeni bir startup oluşturdular iç girişim. Bugün işte yurt dışında birçok yerde DAK ürünleri olan, yeni şimdi seri A e, yatırımı alacak olan önemli bir startup haline geldiler. Yani örnek olalım diye başladığımız bir iş bugün artık hakikaten hayata geçmiş oldu. Biz bunu İlacaşlar Birliği içinde de hep diyorduk ya içinden iki tane örnek çıkarsak, iki tanesini hayata geçirsek bu fikirlerden bizim için kardır diyordu. Bugün son yönetim kurulunda konuşurken artık arkadaşlar şöyle diyorlar. Ya bunların içinden acaba bir unicorn çıkar mı? Ne yapalım, ne edelim, kime yatırım yapalım diye konuşmaya başladılar. Bu çok büyük bir gelişme tabii. Buraya nasıl geldik? Üçüncü seneden itibaren biz İTÜ Çekirdek'le bir anlaşma yaptık. Yani ben dedim ki bu iş tamamen kurumsal ve devamlılık isteyen bir iş. Burada biz sadece ihracatçılar birliği olarak kendi çabalarımızla bir yere varamayız. İTÜ Çekirdek gibi kurumsal bir yapının desteğini almamız lazım. Olay o gün değişti. Tabii İTÜ Çekirdek'le biz çalışmaya başlayınca o yarışmaya girip ondan sonra o yarışmadan sonra izini kaybettiğimiz gençler, girişimciler artık takip altında. Ve Yarışma değerli bir dönem için açılıp kapanmıyor. Devamlı açık. Her zaman başvurabiliyorlar. Bu seferki 3 Eylül'de bitiyor son başvuru. Ama ondan sonraki gelen bir sonraki seneye girebilecek şekilde İTÜ'de çalışmaya başlıyor. Orada çok iyi bir eleme sistemi var. Ee, çok güzel değerlendiriyorlar. Ve yarışmaya aldıkları artık bizlerin de hakikaten bakıp inceleyebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz kıvamda başvurular oluyor. O başvuruları İTÜ Çekirdek'le birlikte tabii bir önelemeden geçiyor. Sonra da bizim oluşturduğumuz otomatik dünyasından hem girişimcilerinden, bu ekosistemin içindeki önemli kişilerin bulunduğu bir jüri değerlendirme yapıyor. Yani bu jürinin iki tane amacı var tabii. Bir tanesi yani doğru projeye destek verelim. İkincisi de aslında tanıtım yapmış oluyoruz. Oraya gelen 30-40 tane jüri aslında bu ekosistemin önemli kişileri olduğu için bir nevi bu startupların, bu girişimlerin birer elçileri durumuna dönüyorlar. İş böyle başlıyor. Daha sonra da İtir Çekirdek'te bu kazanan arkadaşları biz programa alıyoruz. Orada eğitime devam ediyorlar. Mentörlükler alıyorlar. İşte kendi konularıyla ilgili kim varsa o sektörde onlara destek olabilecek. Onlar onlara destek oluyor ta ki Big Bank'e kadar bunlar hazırlanıyor. Biz ilk turda atlamayayım söyleyeyim rakamları da 500 bin liralık ödülümüz var. İlk jürinin seçtiği. Daha sonra da Big Bank'e önemli bir hazırlık safhası var. Orada da İTÜ Çekirdek'e yaptığımız milyon TL'lik bir desteğimiz var ve İTÜ Çekirdek'te burada bu arkadaşların eğitiminden tutun şirket kurmaya kadar her türlü desteği veriyor. Biliyorsunuz zaten onları. Klasik çekirdek ...desteklerini. Ondan sonra da... ...Big Bank'e alıyoruz. Big Bank'te de... ...biz kendi... otomotiv dikeyinden... ...yarışmacıları... 4 ya da beş tanesini Big Bank sahnesine... ...koyuyoruz. Orada... ...biz tekrar bir 600 bin liralık ödülümüz var... ...bunlara. Tabii bizim ödülümüzün dışında... ...Big Bank'e katılan diğer... ...firma, kuruluş, kişilerden de... ...aynı ya da nakit olarak... ...destekler de alıyorlar. Ve böylelikle... Bu destek silsilesiyle de arkadaşlar ilk can sularını almış oluyorlar. Ondan sonra da tabii eğer bizim bu otomatik dünyasından bir yatırımcı onlarla ilgileniyorsa, onun için de biz ciddi şekilde uğraş veriyoruz. Kendi otomotiv organize bölgemiz var Gebze'de. Orada bir girişim evimiz var. Yine iti çekirdekle koordineli bir şekilde alıyoruz arkadaşları, dereceye giren arkadaşları firma firma dolaştırıyoruz. Hepsine sunum yapıyorlar ve orada yine sanayicilerle tanışıyorlar. Kendi ilgili sektörlerinde kim bu işleri biliyorsa onlarla bunları konuşmaya başlıyorlar. Hem oradan mentörlük aldıkları gibi hem de bu arkadaşlar kendilerini yatırımcı turlarına çıkmış oluyorlar. Böyle de bir desteğimiz oluyor. Tabii bu destekler sayesinde bugüne kadar çok ciddi rakamlara ulaştık. 62 milyon TL yatırım aldı e, bizim desteklediklerimiz. 102 milyon TL ciraya ulaştılar. 500 kişilik bir istihdama ulaştılar. Bütün bunların yanında tabii bizim bugüne kadar toplam 4000 tane başvuruyu değerlendirmişiz. 200 tanesine destek vermişiz. Bunlara 1,5 milyon TL yardım yapmışız. Ve bana en çok gurur veren, tabii biliyorsunuz bu ekosistem içerisinde hem şirket olarak hem kişisel olarak çok uğraşıyorum. Hem de yatırımlar da yapıyorum. İzlediğim kadarıyla ki bunu başka yerlerden de teyit ettim. Son zamanlarda otomotiv dikeyinde, mobility konusunda yatırım alan iki firmadan bir tanesi muhakkak bizim elimizden geçmiş. Bu çok çok gurur verici bir şey. Demek ki çok önemli bir iş yapmışız. Tabii bunu doğrulayan başka bir konu da diğer sektörlerin de bizi takip ediyor olması aynı yoldan işte makineciler geldi, sigorta endüstrisi geldi, tekstil şimdi buna başlıyor. Artık örnek alınan doğru bir model haline gelmiş olduk. Otomotivin geleceği tasarım yarışmasında bu sene mobiliteye odaklandınız. Bu neden önemli? Çünkü artık biliyorsunuz otomotiv, otomotiv olmaktan çıktı. Dijitalleşen dünyada, her şeyin her şeye bağlandığı bir dünyada yürüyen bilgisayarlar haline gelmeye başlıyor. Ve artık bu konsepte otomotivden mobiliteye dönüşmeye başladı. Çünkü insanlar bu konuda hizmet almak istiyor. Mobility as a service dediğimiz hizmeti satın almak istiyor. Aracın kendisiyle çok ilgili değiller artık. O yüzden yani araç üreticileri de başta olmak üzere bu mobility ekosisteminin önemli oyuncusu olmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bizlerin bu değişim için yeterince sermayesi elemanı vesaire var mı diye düşündüğümüzde hadi var desek bilgisi var mı hadi o da birkaç parça var dedik ama yeterince süratli mi derseniz yeterince süratimiz olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Mümkün değil. Klasik otomotiv sanayicileri olarak kendi yaptığımız işleri ...çok iyi eviriyoruz. Onları... ...çok iyi hızlandırabiliriz. Onların dijitalleşmesini... ...yapabiliriz. Ama kendi... ...kabiliyetimizin dışında... ...bu bağlantılı dünyada... ...artık... E, ...bizim dışımızda bir... E, ...oyuncuların olduğu... ...mobility dünyasında... ...yeterince... ...hızlı olma şansımız yok. O yüzden de... ...başkalarına ihtiyacımız var. Ben startupları... Yani bizlere yol gösteren küçük el fenerleri olarak görüyorum. Yani onları yakalayıp, onların aydınlattığı yolu bizlerin açıp... ...çok daha geniş bir yoldan, hedefe doğru gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden startuplara çok ihtiyaç var. Yani niye bu yarışmayı yapıyoruz? Niye bu startuplara bu kadar önem veriyoruz? Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Yani gençlerin yeni nesildeki ihtiyaçların tanımlanması için onların bilgisine, onların kültürüne, onların süratine ihtiyacımız var. O açıdan da eğer bu dalgayı yakalayıp bu sörf yapacaksak kesinlikle otomotivin dışındaki işbirliklerine ihtiyacımız var. Zaten otomotivin kendisi bağlantılı sistemlerle mobility ekosistemine döndüğü için siz de aynı bağlantıları başka endüstrilerle yapıp yeni dünyada yerinizi almanız lazım. Bunun için de startup'ların önemi çok fazla ve ben bu konuda Türkiye'nin hazır herkes aynı çizgideyken bunu ıskalamamasını istiyorum. Şu andaki biz ihracatçılar birliği olarak 30 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Sadece Connectivity'deki oluşacak olan yeni endüstri 3 trilyon dolarlık bir endüstri. Çok önemli. Ki bu böyle kar topu gibi de büyüyecek bir şey. Bir şey bir şeye bağlandıkça, öbürüne bağlandıkça bu kar topu büyüyor. Yani o 3 trilyon belki 5 olacak, 7 olacak. Şu andaki görünen bağlantılı sistemlerin getirdiği endüstrinin değeri 3 trilyon dolar. Çok basit bir hesapla biz otomotiv dünyasından %1,5'luk pay alıyoruz. Aynı payı bağlantılı sistemlerden bu hareketlilik ekosisteminden alırsak o da 45 milyar dolar eder. 45 milyar dolar da bugün bizim yaptığımız ihracatın %50 fazlası. Sonuç olarak bizim genç akıllara, gençlere, girişimcilere çok ihtiyacımız var. Biz otomotiv dünyası olarak buraya kesinlikle yatırım yapmamız lazım. Bu anlamda da bizim otomotivin geleceği tasarım yarışması çok önemli bir yapı taşı olarak bu ekosistem içerisinde var olmasını istiyoruz. Otomotiv dünyası neden önemli? Otomotiv dünyası önemli çünkü adı üstünde hareket var. İnsanların bir yerden bir yere ulaşma isteği var. Bu olmadan tabii mümkün değil. O yüzden şöyle bir size enteresan rakamlar verebilirim. Son 200 yılda dünya nüfusu 10 kat büyümüş. Dünya ekonomisine kadar büyümüş tahmin edin 100 kat son 200 yılda. Peki hareketlilik yani bir yerden bir yere ulaşım kaç kat büyümüş? Hiç bilemedim. Uğraşmayın, 1000 kat büyümüş. Yani dünya ekonomisinin 10 kat üstünde bir büyüme var. Yani o yüzden otomotiv her daim önemli. Zaten bir araç yaparken 7-8 ayrı endüstriyle çalışmak zorundasınız. Ondan sonraki bankacılık, sigorta, servis bunlar da apayrı. Sadece Türkiye'de 300 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Ve Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de lider sektör. Türkiye'de son 15 yılda hep ihracat lideri otomotiv dünyası. Şimdi başka bir deyişle de şöyle söyleyeyim size. Dünyadaki ilk büyük beş ekonominin aslında aynı şekilde de ilk büyük beş otomotiv ülkesi. Yani otomotiv ekonomiye o kadar çok etkisi var ki ne kadar büyük oluyorsa siz de zaten ülke olarak ekonominiz o kadar güçlü ve büyük oluyor. Bir atar damar. O açıdan çok önemli. Şimdi daha da önemli olmaya başladı. Hatta sürücüsü araçlar çıktığı zaman çok daha büyük bir endüstri olacak. Çünkü bir yerden bir yere dolaşan korkunç büyük bir bilgisayar düşünün. Onların topladığı data, o datadan oluşacak olan bilgi ve onu kullananların yaratacağı olan yeni iş modellerini düşünün korkunç bir ekonomi. Dolayısıyla otomotiv eskiden de çok önemliydi. Şimdi de önemli. Ama mobility dediğimiz gelecekteki otomotiv dünyası çok daha önemli olacak. Peki Ömer Bey, otomotiv ve mobilite alanındaki startuplar Türkiye'de kendilerine yeterince yer bulabiliyorlar mı? Çok güzel soru. Zaten en büyük derdimiz de buydu. Biz öncelikle girişim ekosisteminin ateşini yakmaya çalıştık. Orada gerçekten çok sayıda girişim bize başvuruyor. Bu konuda bir derdimiz yok. Bu başvuruların kalitesi de her yıl artıyor. Geçen yıl çok iyiydi. Bu yıl da çok iyi bir beklentimiz var. Burada da bir sıkıntı yok. Esas mesele olan bizim tabii bir yatırımcı bulmamız lazım. Türkiye'deki yatırımcı mentalitesini geliştirmemiz lazım. Bunun için çok uğraş veriyoruz. Yani bizim hem girişim evlerimizle hem İTÜ Çekirdek'le yatırımcıların peşinden koşuyoruz. Bizim girişimcilerimizi onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Bundan sonra önemli olan e, otomotivin içindeki büyük oyuncuların bununla ilgilenmesi. Yani ana sanayinin, yan sanayimizin oyuncularının bununla ilgili olmaları lazım. Son zamanlarda sıkça tedarik sanayimizden bu konuyla ilgilenen, firmalar çıkmaya başladı. Hatta ortak programlarda yapıyoruz onlarla beraber. ortak yaptığımız girişimler de oluyor. Bu gerçekten sevindirici. Ana sanayi tarafında da yine hem kendi iç girişimlerini hem de bizim yarışmadan çıkanlarla ilgilenen yatırım anlamında ana sanayicilerimiz var. Bir şansımız daha oluştu. O da Tok. Ben bu projeyi ta en başından beri çok destekliyordum. En önemli tarafı TOG'un Türkiye'de mobility konusundaki yeni teknolojileri geliştirebilecek bir platform olması açısından. Ben o açıdan bakıyorum ve o açıdan çok destekliyordum. Ki o yönde de gidiyor. Yani kendisi de zaten bir startup diğer startup'ları da bu anlamda destekleyecek bir altyapı oluşturuyor. Çünkü startup'lar için önemli olan bir de biliyorsunuz ki proof of concept yani yaptığı bir şeyi bir yerde uygulayıp onun olurunu alması lazım ki piyasa onu kabul etsin. E bu da nerede olabilir? En kolay Togun yaptığı yeni araçta hayata geçebilir. Bu anlamda da zaten sağ olsun Yurcan Bey de bu konuya çok açık. Şu anda zaten 3 tane startup hala hazırda TOGA çalışmaya başladı bile. Bizlerle beraber proje yapan startuplar da var. Dolayısıyla TOG bu açıdan Türkiye'nin sadece otomobili olması bir yana, öbür taraftan yeni mobility ekosisteminin önemli bir oyun alanı olması açısından da çok kıymetli olarak görüyorum. Ömer Bey, e girişime konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Buradan son olarak girişimcilere ne söylemek istersiniz? Yani şimdi başından itibaren anlattık. Otomotiv dünyasının ne kadar kıymetli olduğunu, mobility dünyasının gelecekte ne kadar büyük bir ekonomi yaratacağını, bütün bunların bir hizmet anlamında çok değerli yeni iş modelleri yaratacağını söyledik. Elimizde çok önemli bir pasta var. Buna değer veren bir ihracatçılar birliği var. Belki ileride o da mobility olarak evrilebilir. Buna çok değer veren bir artık otomotiv dünyasının oyuncuları var. Bunlar varken bizim girişimcilerin hayata geçmesi artık çok daha kolay eskisine göre. Bundan 10 sene önce kapı kapı dolaşıyorduk proje bulmak için, o projeleri tanıtabilmek için. Bugün artık her şey var. Türkiye dünyaya entegre, otomotiv sanayi zaten küresel bir sanayi. O açıdan gençlerin, yeni fikir getirenlerin yeter ki bir çözüm getirsinler. Yeter ki bir mobility konusunda yeni bir hizmet sunsunlar. Bunları hayata geçirmek için artık bizim geleneksel işlerden edindiğimiz sermaye bu akla hizmet edecek. O açıdan bütün gençleri bizim son başvuru 3 Eylül'deki yarışmamıza bir an evvel katılmaları için çağrı yapıyorum buradan. Sizlere de bu sayede bu imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum.